Merhaba sevgili öğrenciler, ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda size matematik dersinizden kalansız bölünebilme kurallarını anlatacağım. Çeşitli örnekler üzerinde konuyu kısaca göstereceğim. Devamında soru çözümleri de yapacağım. Hemen başlıyorum ilk olarak 2 ile bölünebilme. Bir doğal sayının 2 ile tam olarak bölünebilmesi için bir kere çift sayı olması gerekiyor. Yani birler basamağında çift bir rakam olması gerekiyor. Kimdir bunlar? 0, 2, 4, 6 ve 8 olması gerekiyor. Buradaki doğal sayıları inceleyelim. Bakın bunun birler basamağında 1 var. Zaten 6341 tek bir sayı. O zaman bu sayı 2'ye bölünmez tam olarak. Peki buradaki sayı, bakıyorum birler basamağında 4 var. O zaman bu çift bir sayı ve bu 18274 sayımız 2'ye tam olarak bölünür. Diğer sayımızda da 0 var. O da çift. O zaman bu sayı da tam olarak bölünebilir. Geldik yan tarafa. Bir doğal sayının 3 ile tam olarak bölünebilmesi için doğal sayının rakamlarının toplamı ya 3 olacak ya da 3'ün katı olan bir doğal sayı olacak. İnceleyelim örneklerimizi. Bakın 4, 5, 7 bunları topluyorum. 9, 7 daha 16, 0 daha 16. Buradaki rakamların toplamı 16. Peki 16 sayısı 3'ün katı mı? Değil. O zaman 4570 sayısı 3'e tam olarak bölünmez. Peki şuna bakalım. 4, 8 daha 12, 6 daha 18, 3 daha 21. 21 3'ün katı. O zaman 13863 doğal sayısı 3'e tam olarak bölünebilir. 4 ile bölünmesi için doğal sayının nasıl olması gerekiyor? Son iki basamağının 4'ün katı olan sayılar olması gerekiyor. Ya da son iki basamağının 0 0 olması, 2 tane 0 olması gerekiyor. İnceleyelim sayılarımızı. 68154'ün son 2 basamağında kim var? 54. 54 peki 4'ün katı mı? Değil. O zaman 68154 sayısı 4'e tam olarak bölünmez. 12448 son 2 basamak 48. 48 4'ün katı, 12 katı. Ve 4'ün katı olduğu için bu sayı 4'e tam olarak bölünebilir. Diğer doğal sayımızın son iki basamağında iki tane sıfır var zaten. O zaman bu doğal sayı da tam olarak 4'e bölünebilir. 5 ile bölünebilmek çok kolay. Son basamakta eğer 0 veya 5 varsa bu sayılar 5 ile tam olarak bölünebiliyor. İlk doğal sayımızın her yerinde 5 var ama en sonunda 4 olduğu için, 5 olmadığı için ya da 0 olmadığı için bu doğal sayı 5'e tam olarak bölünmez. Ama bu bölünür, bu da bölünür bakın. O zaman bu sayıları böyle bölünebilir diye işaretleyelim ve geçelim 6 ile bölünebilme. Bir doğal sayının 6 ile tam olarak bölünmesi için bir kere 2 ile tam olarak bölünmesi, yani çift olması gerekiyor bir kere. Ve aynı zamanda 3 ile de kalansız olarak bölünebilmesi gerekiyor. Yani bu iki şartı taşıyorsa sayımız 6 ile tam olarak bölünebilir. Şimdi birinci sayımız, evet 4 var, çift bir sayı, 2'ye tam bölünüyor. Peki 3'e bölünüyor mu? Bakalım rakamlarını toplayalım. 11, 12, 17, 4 daha 21. O zaman 3'ün katı olduğuna göre 21 doğal sayısı, bu 38154 doğal sayısı 6'ya tam olarak bölünür. Diğerine bakalım. Burada tek bir sayı var zaten en arkada, 5. Bu 2'ye bölünmeyeceği için bu sayı zaten 6'ya da bölünmez. Peki diğer sayımıza bakalım. En arkada 0 var. Çift bir doğal sayı. Peki 3'e bölünüyor mu? Toplayalım. 3, 4, 12, 18, 20 ve 0 daha 20. 20 3'ün katı değil. O zaman bu sayı da 6 ile tam olarak bölünmez. Yan tarafa 9'a bakalım. 9 ile tam bölünmesi için ne gerekiyor? Rakamlarının toplamı 9 veya 9'un katı olması gerekiyor. İnceleyelim. 1, 3 daha 4, 8, 10 daha 18. Rakamlarının toplamı 18. Yani 9'un katı. O zaman bu doğal sayı 9'a tam olarak bölünür. Diğerini inceleyelim. 3, 6 daha 9, 14, 22, 25. Rakamlarının toplamı 25. 9'un katı değil. O zaman bu doğal sayı 9'a tam bölünmez. Diğerini toplayalım. 16, 8 daha 24, 28, 34, 36. 36 9'un katı olduğu için buradaki 978462 doğal sayısı da 9'a tam olarak bölünebilir diyoruz. Şimdi biraz da soru çözelim bakalım.
Rakamları farklı. 64 bin işte böyle bir doğal sayı var. 5 basamaklı sayı 3 ve 5 ile tam bölünebilen çift bir sayıdır. Buna göre A rakamının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi sayımızı bir kere yazalım şöyle. A ve C'nin yerini boş bırakıyorum. Birer nokta koyuyorum. Şimdi sayımızın bir kere çift olması gerekiyor. Çift olması için bir de 5 ile bölünmesi için ben buraya ya 0'ı koyacağım ya da 5'i koyacağım 5 ile tam bölünmesi için. 5'i koyamam çünkü o zaman tek oluyor. Mecburen ben buraya 0'ı koymak zorundayım. C'yi bulduk. Peki A'nın yerine kimler gelebilir? Bu sayı şu anda 5'e bölünüyor. Ama aynı zamanda 3'e de tam bölünmesi gerekiyor. Rakamlarının toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. 10, 11, 0 daha 11. Şu anda 11 değil mi? Peki ben buraya A harfinin yerine 1 koysam 12 oluyor. 1 koyabiliyorum. Yani 3'ün katı oluyor. Peki başka kimi koyabilirim? 2'yi koyamam, 3'ü koyamam. Yani bununla 3 fazlasını düşünmeliyim. 4 koyabilirim tabii ki. Başka? Bir de 7 koyabilirim. Diğer rakamları koyamıyorum. Demek ki A harfinin yerine de bunlar gelebiliyor. Ve bize soruda ne diyordu? Bu değerlerin toplamı diyordu. Yani 7, 4 ve 1'i topladığımız zaman ne yapar? 12 yapar. Cevabımız bu soruda 12 oldu. Diğer soruya bakalım. Buradaki rakamlarla yazılabilecek 4 ve 5 ile kalansız bölünebilen 4 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Şimdi 4 basamaklı olacak 4 tane nokta koyuyorum. 5 ile tam bölünebilecek bir kere. O zaman en arkaya benim ya 0 koymam lazım ya da 5 koymam lazım. Zaten bu rakamların içinde 5 yok. Mecburen 0'ı ben buraya koymak zorundayım. Peki aynı zamanda bu sayının 4 ile de bölünmesi gerekiyor. Peki 4 ile bölünmesi için ne gerekiyordu? Son iki basamağının 4'ün katı olan sayılardan oluşması gerekiyordu. Ya da 2 tane 0 olması gerekiyordu ama 2 tane 0 yok zaten. O zaman şimdi 4'ün katı olması için ben buraya hangi rakamları koyabilirim? 1'i koyamam buraya. Çünkü 1'i koyarsam 10 olur. 4'ün katı değil. 2'yi koyabilirim 20. Evet. 3'ü koyamam. 30 4'ün katı değil. 7'yi de koyamam. O da değil. Zaten 7 önlerde lazım. Sayımı büyük istiyorum. 4'ü koyabilir miyim? Koyabilirim. 40 oluyor. Ama 4'ü koymayayım. Çünkü sayımın bir de en büyük olmasını istiyorum ya. 4'ü başlarda kullanayım. O zaman ben buraya 2'yi koyayım. Şimdi ben bu sayının 4 ve 5 ile tam olarak bölünebilmesini sağladım. Geriye ne kaldı? En büyük olmasını istiyorum. Kimler var büyük? 7 ve 4 var. Demek ki buradaki rakamlardan bu şartları taşıyan oluşturabileceğim en büyük sayı 7420'ymiş. Bu şekilde cevabı yaptık. Son iki sorumuzu da yapalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. Okuyalım birinci ifade. 10 ile bölünebilen her sayı 5 ile de bölünür diyor. Doğru bir ifade. Çünkü bir sayının 10 ile bölünmesi için birler basamağında yani şu en son basamakta 0 olması gerekiyor. 0 olduğunda aynı zamanda 5 ile de bölünebiliyor zaten. O zaman bu ifade her zaman doğru bir ifade. 6 ile bölünebilen her sayı 3 ile de bölünebilir diyor. Bu da her zaman doğru bir ifade. Çünkü bir sayının 6 ile bölünebilmesi için 2 ile bölünmesi ve 3'ün katı olması gerekiyor rakamlarının toplamı. Ve 6 ile bölünebilen her sayı 3'ün katı olduğu için o zaman 3'e de bölünebilmiş oluyor. Diğer ifade 3 ile bölünebilen her sayı 9 ile de bölünebilir diyor. Bu her zaman doğru bir ifade değil. Örnek vereyim. Örneğin 12 sayısı. Evet 3 ile bölünebiliyor. 3'ün katı ama 9 ile bölünmüyor. Çünkü 9 ile bölünmesi için 9'un katı olması gerekiyor. Demek ki buradaki ifadelerden 1 ve 2. ifade her zaman doğru ifadeler. Yani cevabımız B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledik. Son sorumuz şöyle. 8700 A ve 4 sayısı var. 6 ile tam olarak bölünebildiğine göre A harfinin yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır diyor. Şimdi 6 ile bölünmesi için bir kere birler basamağının çift olması gerekiyor. Zaten çift 2 ile bölünmesi gerekiyor yani. 4'ü görüyoruz. Tamam. Diğer şartı neydi? 3'ün katı olan bir doğal sayı. Yani rakamlarının toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Peki toplayalım 8, 7 daha 15, 4 daha 19. Şu anda 19 değil mi? Şuraya yazalım. A harfinin yerini boş bırakalım. Şu anda 19 yapıyor. Peki 3'ün katı olan bir sayı nerede var en yakın? 19'dan sonra 21 var. Yani ben buraya kimi koyabilirim? 2'yi koyabilirim. Başka? 5'i de koyabilirim. O zaman 24 oluyor. Başka bir de 8'i koyabilirim.
İşte bunlar. Peki bu rakamların toplamını soruyordu değil mi? 8, 13, 15. O zaman cevabımız bu soruda 15 oluyor. Bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.